Aşkın temelde bazı şeyleri çökerttiğini söylerler. Ya da söndürdüğünü. Ya yani söylerler derken bir takım biz de hani hayatımızı Çölemerik'te geçirmedik. Evet. Bir takım milli kütüphane olsun, evet, halk evleri olsun, evet, şeylerde okuma yaptığımız yerler olsun. Evet. Oscar Wilde. British Columbia'sında bir şey vardı, bir üniversite vardı. Onun kütüphanesinde mesela çok okuma yapmıştın, hatırlıyorum. Evet, Pardayanlar. Pardayanlar. Uğultulu Tepeler. Uğultulu Tepeler. Tepeler. Bir an dilim suçtu, memeler. Şeyler. Bir resim geldi aklıma. Ragıp'ı düşünüyordum orada. Canterbury şeyleri, hikayeleri. Evet, Canterbury hikayeleri. Ki onlar biraz erotikti. Öyle mi? Hiç okumadım. Ya benim okuduğum yıllarda erotikti, belki şimdi değişmiştir. Yani zamanla değişiyor ya böyle şeyler. Bazı şeyler değişiyor zamanla. Bazı şeyler de değişmiyor. Yani. Neyse ki bazı şeyler de değişmiyor. Aslında bazı şeyler o kadar yavaş değişiyor ki değişmiyor gibi geliyor biz ölümlülere ya da ölümlülere, öyle söyleyeyim. Evet. Biz ölümlülere derken siz, lafın, siz ölümlülere. Lafın gelişi biz ölümlülere. Evet. Vasilikos. Şeker pancarı. Turgenev. Babalar ve kızlar. Evet. Tabii. Siz söyleyin. Marquis de Sade. Marquis de Sade, evet. Sevmezdim hiç. Beni de biraz rahatsız eder açıkçası. Ben rahatsız edici şeyleri sevmem nedense. Boris Vian. Kırmızı kot. Kırmızı kotlu kız. Kırmızı kot. Evet. Bryan Adams. Bryan Adams. Bunun bir şeyi vardı, başyapıtı. Söyleyin. Cesur Yürek. Cesur Yürek. Evet. Nick Nolte. Nick Nolte. Titanic. En ünlü filmi Nick Nolte'un. Kim Basinger vardı. Kim Basinger. 9,5 hafta. 9,5 hafta. Sonra 10,5 hafta da oldu o. Devam filmi. Devamı. Sonra 11,5 haftayı da çektiler. Tabii. Gaybenler Kulübü 3. 3. Şeysiz güç. Kontrolsüz güç. Kontrolsüz güç. Gaybenler Kulübü 3. Ne oldum demeyeceksin. Ne oldum diyeceksin bu hayatta. Sayın dinleyenler, Kaybolanlar Kulübü burası. Daha doğrusu Mete Onduk, ben Kaan Çaydamlı. Kaçıncı nüsa abi bu ya? Sen de biliyor musun? Valla geçen hafta 17 diyordun, herhalde 18'dir. Yani onu şey yapamıyorum ben de artık. Maşallah. 2023 18. nüsada Kadıköy Standart FM Merkez stüdyolarında canlı yayındayız. Değerli dinleyenler, bugün oldukça önemli konularla, yoğun bir dosyayla, dosya yüküyle, evet, sayfaları kabarık, evet, karşınızdayız. Küçük bir hatırlatma yapayım, bugün canlı yayında bize konuk olmak için fm.standart Instagram hesabına bir doğrudan mesaj, DM atmanız yeterli. Mesaja lütfen adınız, telefon numaranız ve sakıncası yoksa aradığınız yer yazmanız yeterli. Ve yine eğer sakıncası yoksa, tabii bayan dinleyicilerimiz için üç ölçüden herhangi birini. Yazmanız yeterli. Hepsi şart değil. Hepsi şart değil. Herhangi birini, yani. Biz gerisini anlarız. Anlarız. Neyle konuştuğumuzu, ne, ya kimle konuştuğumuzu bilelim o açıdan. Hay ağzında bin yaşa be. Estağfurullah. Kaybedenler Kulübü, Salı, Perşembe, Standart Efendi. Vay be.
Ömrümüz bitti be. Ömrümüz bir ömür daha bitti, evet, aşağı yukarı. Ama yani çok hüzünlü bir şey tabii ya. Bir yaz daha bitiyoruz. Aslında bütün bitişlerle ilgili dişlerin bırıldığı bir hüzün olabilir ama hep çok umurumda değil yani. Öyle söyleyeyim artık. Çünkü daha kaç yaz göreceğiz ya. Yani şöyle bir yaz insanı güneşle yani güneşle bağlayarak söylüyorum. Aslında yoran bir parlak veriyor. Evet. Yazın parlarız. Evet. Ve bu insanın ruhunun normal koşullarda hani oda sıcaklığında taşımaya alışık olmadığı bir ışık olduğu için de insanı yaz yorar. Yorar. Yaz aşkları da o yüzden kısadır diyoruz. O kadardır yani, onun şeyi o kadardır. Yorar diyorsun yani. Yani ağaçları düşünelim. Bütün o yeşil ağaçları, yazın yeşil olanları. İşte evergreenleri değil de yazın yeşil olanları. Bütün yaz yorulurlar o yeşil yükü taşımaktan. Evet. Onların mutlu zamanı kıştır. Evet. Neyse ki ben ağaç değilim. Çok şükür. Yani benzemiyorsun da zaten. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim. Ama isterdim bir diş budak olayım. Bir meşe olayım. Meşe zor be. Ben çok düşündüm meşe olmayı. İşte hangi türünden olacaksın meşe? Evet, oralar karanlık. 32-38 çeşit meşe türü. Oralar karanlık. Yani 40 metreye mi çıkacaksın yoksa hani? Yani öbür türlü bodur derler. Bin çeşit şey yani. Arada kaynarsın. Tuğba arıyor bizi. Hem de İstanbul'dan. İyi geceler Tuğba. Nasılsınız? İyi geceler, sizler nasılsınız? Çok iyiyiz, teşekkür ederiz. Buyurun, sizi birazcık tanıyalım azıcık. Olur. İstanbul'dan arıyorum. Hemşireyim, hemşirelikle ilgileniyorum. Yarın iş var. Şeyden bahsettiniz, şeyi sormak istiyorum size. Bir şey, gene bir şeyden mi bahsettik? Allah. Bir yazdan bahsettik ya, bir yaz daha bitiyor. Evet. Bu yaz sizin hani bu yaz evet ya benim yazım dediğiniz an ya da bu yaz evet benim yazımdı dediğiniz bir an oldu mu hiç? Yani ya da bu yaz size hiç iyi geldi mi? Herhangi bir yaz bize iyi geldi mi? Belki benim açımdan sorulması gereken soru o. Ama yani eğer yok be. Ben yaz mevsimi sevmiyorum. Ya ben severim. Açıkçası cevabım da şey olur buna. Yani hemen hemen abartmadan söylüyorum. Hayatımdaki bütün yazları hatırlarım. Çok iddialı yani bayağı. Evet. Yani bayağı bir yaz hatırlıyorsun. Hatta hayatımı o yılın yaz dönemiyle hatırlayarak bile sayabilirim. Ya. Hani böyle kerteriz koyarsın ya. Evet. Bende kokular vardır öyle mesela. Ben bazı yazları kokularla hatırlarım. Bazı yazları ya kokuyla kodladığımı fark ettim ben, evet. Kokuyla kodluyorum. Sizin nasıl geçti yazınız Tuğba? Yani bu yaz aslında tam benlik değildi. Yani sizlik bir yaz nasıl? Bir onu tanımlar mısınız bize? Yani benlik yaz ya zaten yaz başlı başına bir tatile çıkmak. Yani gittiğin yerde yeni insanlar tanımak. Yeni yollar, yeni keşifler keşfetmek. Sizin yaş kaç Tuğba Hanım? 26. Ha, güzel bir yaş. İyi bir yaş tabii. Yeni insan tanımak için güzel bir yaş. Evet, daha ben onu bu şart. Sene yapamadım maalesef. Bir dahaki yaza diyelim. Her sene normalde bir yaz aşkınız oluyor mu sizin? Oluyor. İyi işte. Bu çok evet. İyi. Çok, yani yaz aşkları
Tabii bitiyor değil mi yani yaz aşkı çünkü yazla birlikte bitiyor. Yani yaz aşkı evet bitiyor. Peki arada... Orada kalıyor yani. Arada mesela... yani yazın ötesine taşan aşklarınız oldu mu? Yani yaz başlayıp da hani yaz aşk kıymış gibi başlayıp da... Olmadı yani orada kaldı. Bu çok... Yaz aşkı derler ya gerçekten bir yaz aşkı çok iyi. Kaldı. Kışın ne yapıyorsunuz? Yazı, kışın. Yazı bekliyor herhalde. Kışın aynen yazı bekliyor. Ya ben yazayım çok seviyorum bu arada gerçekten. Yani kışı da severim ama hani yazın daha böyle ben enerjik oluyorum ve daha... Hangi bölgelerde tatil yapıyorsunuz genellikle? İzmir. İzmir civarı. Soğuk olmuyor mu İzmir'in suları? Yo aslında çok soğuk değil ama akşamları biraz serin oluyor yani her sene giderim bu sene kısmet olmadı ama. İzmir'e de hayatımda hiç tatile gitmedim açıkçası. Ben bu sene geçerken uğradım Sığacık'ta bir üç gün bir daha da gelmem dedim yani. Yani? Çok soğuktu. Su çok soğuktu ve çok garip bir kalabalık vardı yani İzmir. Ve İzmir ahalisinin tatil anlayışıyla ilgili bir garip bir şey var bana uymayan anladığım kadarıyla. Olabilir. İzmirli olmadığı için olabilir. Evet. Büyük ihtimal. Bu arada evet İzmir çok kalabalık zaten her sene çok kalabalık da hani o biraz da bence şeyle alakalı ya tatil anlayışıyla alakalı. Yani mesela çok dolu dolu bir yaz geçirmek istiyorsan eğlenmeli falan böyle kalabalık yerler tercih edilebilir daha böyle kıpır kıpır olan yerler ama böyle daha monoton daha böyle sakin sessiz olabilecek yerler de var tabii. Benim İzmir'le ilgili bildiğim en güzel şey İzmir Marşı. İzmir Marşı evet. Güzeldir. İzmir Marşı güzeldir. Ben genellikle yani, tatile gideceksem Helena Adası ya da o civarları tercih ediyorum. Hangi ada? Helena. İsmi güzel. Hı. Ben de olsam şey yapardım. Ha, iki defa gidebildim zaten. İki defa tatil yani şey açısından iyi. İki ana karaya da aşağı yukarı 2000 mil, deniz mili mesafede. İyiymiş. Sakin. Yüzerek gidiyorsunuz herhalde. Tek bir limanı var. Küçük bir tekne var benim. Hı hı. Yani yüzerek gidiyorum. E tabi yani. Havaalanı var. Küçük bir havaalanı var ama çok yukarıda. Yani havaalanından aşağı limana inmek çok şey. Yorucu. Mesela benim kafamdaki tatiller aslında biraz böyle. Ben deniz kenarı değil de daha aslında yüksek ya da adamsı yerleri kendi ruhuma daha yakın buluyorum. Nedense. Ama hangi ruhuma o konuda emin değilim. Çok teşekkür ediyoruz size Tuğba. Ben teşekkür ediyorum. Tanıştığımızda memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Abi ruh değişiyor mu biz mesela ölüp dirildikçe? Ruh değişkendir. Ama şeyi vardır. Hafızası güçlüdür. Ha. Zaten sakat olan yer orası. Ha. Belki o yüzden bilmiyorum. Yani mesela 6. 7. evrilmelerde maalesef kendini ne kadar genç de gözüksen 600-700 yaşında hissediyorsun. Çok çok yorucu bir şey. İnsanlar kolay sanıyorlar bu işleri. Evet. Ya ben mesela 6.'dan sonra evrildiğimi bile sanmıyorum yani. Yani evet, evet. Doğru. Ama sana öyle geliyor işte aslında. Şüphesiz öyle tabii. Yani şüphesiz öyle olmalı yani. Çünkü evrilmek de bir eylem ifade eden bir tınısı var ya. Evriliyorsun sanki. İşte evet. Yeniliyormuşsun. Dönüşüyorsun gibi. Bir şeyler değişiyor gibi ama. Öyle değil. Öyle değil. Bir şeyden sonra. Özellikle ben üçüncü yeniden gelişimde. Çok iyi hissetmiştim kendimi. Üçüncü. Evet. Üçüncü şeye denk geliyor. 1700'lerin başına denk geliyor. 1700'lerin başı. Çok iyi hissetmiştim. Ama o yıllarda Amir, şunu lafını bölerek söylüyorum. Estağfurullah.
O yıllarda insanın kendini iyi hissedeceği iyi bir dünya vardı. Vardı. Sakin bir dünya vardı. Yani aşırı sakin. Aşırı sakin. Doğa biraz daha şeydi. Hakimdi her yani şeye. Evet, evet. Biraz, evet. Henüz doğayla insanın savaşı başlamamıştı bile diyebiliriz. Dolayısıyla da bir savaşın olmadığı bir yerde hayat kolay. Evet, belki o yüzden bilemiyorum. Seni gördüğüme çok sevindim. İyi görünüyorsun. Ben de çok çok memnunum seni gördüğüme. Böyle hakikaten bugün güneşin ağırlığını hissettiğimiz bir gündü İstanbul'da. Evet, bugün sertti. Evet. Ama biraz şeyi de düşünüyorum. Burada tekrar döneceğim de. Tabii, dinliyorum ben seni. Yani bitmek, hani yazın bitmesi, tekrar yazı beklemek ya da herhangi bir şeyin bitmesi. Bitme halinin bir hüzün ya da bir özleme yol açması ihtimali. Sonuç itibariyle bitme eylemi beni hakikaten düşündürüyor. Çünkü yani bir bitme halinde sonrası için bir belirsizlik barındıran bir şey var. Yani yeniden başlayacak mıyız? Yani ne başlayacak? Ya da ne başlayacak? Yani onun yerine ne konacak? Bir depresyon hali yani. Tabii. Bir boşluk hali. Her zaman öyle değil. Yani mesela yaz için, yani yaz bitince kış başlayacak yani sonuç itibariyle. O belli. Evet. Doğru. O belli. Demek ki bitmelerde yani bizi rahatsız eden şey belirsizlik değil bu durumda. Değil. Ya, başka bir şey var. Yani. Korkarım başka bir şey. Evet. Ya her şeyin bir nedeni var mıdır? Bu konuda aslında çok güzel bir soru sordun. Bence aklıma bir şey geldi. Bir saniye. Çok güzel bir şey. Bulacağım. Her şeyin bir nedeni var mıdır? Sana cevap vereceğini düşünüyorum. Olur. Ses yok. Soru yok. Halbuki hep insan kendi kendiyle konuşur. Şimdi konuşmakta zorlanıyorum açıkçası. Rusya'dayım. Çalışmak için geldim. Merak ettim, geldim. Çoğu arkadaşımın hayali buraya gelmek. Benim değildi.
fazla hayal kurmuyorum. Biraz zorlanıyorum okuldan yeni mezun oldum. Yeni mezun olunca herkes sizi sıkmaya çalışır. Çalışıyorlardı. Maspara verip çok çalıştırıyorlar. Bazen düşünüyorum bütün bunlara değer mi diye. Evet. Evet. Saygıdeğer dinleyenler, Kaybedenler Kulübü dinliyorsunuz. Standart FM burası, Kadıköy Merkez Yurda. 2023-18 numaralı Nusa için canlı yayındayız. Bu gece 3 önemli konumuz var ve bu konulara hemen hemen başladık bile. Genellikle pazartesi sabahları Türkiye saatiyle 10 sularında bir araya gelen yayın kurulu. Yani Kaybedenler Kulübü özel yayın kurulu. Bize söylenen doğruysa 3 saatlik bir toplantı sonunda yaklaşık 3 bazen 4 A4 boyutunda bir metinle bize ulaşıyorlar. Ha, Times New Roman 12. Yani evet. Yani normal. Bir buçuk aralık. Bakabilirsin abi. Ben buna devam edeceğim. Bize bugün sabah saatlerinde ulaşan metne göre hayat, kadınlar ve aşk üzerine konuşacağımız bir gece olacak. Önümüzdeki yaklaşık 1 saat 16 dakika gibi gözüküyor şu an. Yaklaşık yerden 9000 metre yükseklikte 1 saat 16 dakika süreceği söylendi. Ben şu andan itibaren hayırlı başarılar diliyorum size. Özellikle size, çünkü çok özellikle bu kadınlar bölümünde size bayağı yazmışlar. Ben evet. Kaan şunu söylesin. Kaan, telefona baktığım için şeyler var. Konuyu da tam takip edemedim. Dinleyenlerimizi biraz hani sempatik bir şekilde aydınlatma anlamında söylüyorum. Yani mesela Mete desin ki işte onu ben bilmiyorum desin. Hafifçe gülümsesin. Hı-hı. Ardından Kaan işte bilmem ne hikayesini anlatsın gibi yani şeyler var. Gülücüklü notlar var. Bunlar yani çok şey ya. Bunlar bizim radyoda olduğumuzun farkında değil. Evet yani biraz da 1990 sonrası doğumlu özellikle kadın metin yazarlarımızdan kaynaklanan böyle gereksiz sempati dolu. Evet, yani Me Too hareketinden sonra bu kadın pozitif ayrımcılığından yani şey de doldurdular hakikaten yazar kadromuzu. Eskiden öyle miydi? Şeyli boz mu diyorsunuz siz ona, taşa? Yazarlarımız vardı eskiden. Evet. En az iki tane yani. Brit gibi. Brit gibi. Tekli çiftli. Tekli çiftli. Şeyleri, boğulları olan yazarlarımız vardı. Eskiden neler yazıyorlardı. Biz burada neler konuşuyorduk 90'lı yıllarda. Şimdi aşık meşik bilmem ne kadın. İşte şimdi şey. Yaz, yaz bitti mi? Yok efendim, yaz hadi mı kış geldi, o mu geçti? Kış gelir mi? Aşık mı oldun? Aşık mı? Yaz. Yani mesela attığımızda bir dinleyelim, sonra evet, soralım abi, mesela. Soralım mesela. Buyurun. Evet. Buyurun. Nasıl geçti bu yaz? Alo. Nasıl geçti bu yaz? Vallahi benim yazım çok güzel geçti. Şu anda Çıralı'dayım ben. Maşallah. Yani oralar evet. Kamp attık buraya. İkinci değil, üçüncü günümüz bugün. Hava da mükemmel. Zaten biliyorsunuz Çıralı'yı. Yok, ben hiç bulmadım Çıralı. Çıralı'da bizim radyo çekiyor mu? Çekiyor. İyi var. Sevindim mesela. Ben de çok memnunum. Şu anda nereden dinliyorsunuz? Sahilde misiniz? Evet. Sahilde değilim. Kamp alanındayım şu anda. Oradan dinliyorum sizi. Gözümün önüne getirmeye çalışıyorum. Yani o Çıralı sahilinin bittiği kayalıklardan itibaren anlatın. Şöyle söyleyeyim, kayalıklardan içeri girdiniz, evet. Köprüyü geçtiniz, tamam. Köprüyü geçtikten sonra köşede bir market var. Evet. O marketi geçtikten sonraki ilk kamp alanındayım, solda kalıyor.
Orange Market değil de köprü. Köprüyü geçince olunca Olimpos'a yakın. Evet. Aa, hayır hayır. Evet, Olimpos'a. Evet, yani evet. Çıralı'ya Olimpos'a. Giriş köprüsünü diyorsan. Bizim tarlanın yanında değil mi burası ya? Bizim tarla öbür tarafta. Ya bizim tarla kayalıklara yakın. Yani, tamam. Hani doğru. Şey, orada Poseidon'un şeyi yanıyor ya. Ateşi yanıyor. Oraya yakın. Yani köprüyü geçmeden sağa sapıyorsunuz siz. Olimpos'a. Aynen. Aynen öyle. Evet. Yani tamam. Derenin sağında kalıyorsunuz. İçeri doğru. Yukarı doğru yani. Evet. Evet, yukarı doğru. Aynen. Güzel. Güzel bir bölge orası. Orası ben severim. Çok güzel. Bu 4. yılım. 4. yılım Tiralı'da. 4 yıldır aynı yere geliyoruz zaten. Tek mi gidiyorsunuz? Yani nasıl seks yapıyorsunuz? Bazen birileriyle tanışıyoruz. Bazen arkadaşlarla geliyoruz. Seks şart mı ya? Ne bileyim ben. Ben de ona göre gideceğim. Bazen gideceğim. Çünkü eğer bir seks şartı varsa Tiralı'da ben... Gitmesem de olur. Çünkü eskiden vardı. Böyle şeyden midem bulunuyor. Gözünüzü seveyim. 15 yıl önce vardı. Yani çok iyi hatırlıyorsun yani. Yani bazen denk geliyor, evet. Evet. Ama yıllar geçince işte insanın şeyi de iştahı da şey oluyor. PYT'ye durunca. Yani. Evet. PYT'ye durunca öyle oluyor. Ben en son Çıralı'da... En son hatırlamıyorum bile. Ben en son hatırlıyorum. İkinci filmde gördüm. Hatırlıyorum. Maalesef hatırlıyorum. Annem de oradaydı. Hatırlıyorum. Onun posta. Biz sabaha karşı uyandı. Oğlum ne yapıyorsunuz siz dedi. Anneciğim bir şey yok dedim ya, arkadaşlar şey yapıyoruz bir dedim. Sohbet. Ya sohbet ediyoruz dedim. Oğlum o tamam da öbürü kim dedi. Aa evet. O da onun arkadaşlarına ne yapayım dedim ya. Kovayım mı dedim. Evet. İnsan arkadaşları ayırır mı birbirinden ya? Aynen. Çok iyi niyetli bir insanın, hala da öylesin yani. Görüyorum o iyi niyeti. Evet, yüzünden anlaşılıyor o iyi niyeti. Dolayısıyla benim Çıralı ile ilgili şeylerim hep yüksektir. Yani ne derler ona? Çıtam. Evet. Libido. Evet. Yok, çıta. Çıta, okey. Çıta, leopar. Okay. İyi, çok sevindik. Harika bence. Yani oradan... kimsiniz? Affedersiniz, onu soralım. Erkek arkadaşım var şu an yanında. Bir de köpeğimiz var, labradorumuz. Kahverengi. Tamam, çok iyi. Labrador yüzmeyi sever bildiğim kadarıyla. Çok seviyor hem de. O yüzden uyuyor şu anda yorulduğu için. Sabah 12'den akşam 7'ye kadar yüzdü. Benim bir labradorum vardı. İskoçya'da yaşıyordum o yıllarda. Balık işindeydim. Balıkçılık yapıyordum. Aşağıda. Atardım. Labradoru da arkasından gönderirdim. O ağa toplardı mesela. Bütün şey. Yapar. Yemez ama balık. Yok, balık sevmez. Evet. Tavuk daha çok. Çok iyi. Harika bir şey ya. Şeydir, iyi hayvandır yani labrador. Sonra vurmak zorunda kaldım onu. Ayağı kırıldı. Koşamıyor muydu? Yok yani. Ayağı kırılınca vurdum, sonra artık ne içtiysem, İskoçya'dayım gerçi. Sonra fark ettim. Ertesi gün fark ettim. Ya dedim ayağı. Sen at sanmışsın. Atları vuruyorduk biz. Sonra o şeyi, atları da vururlar diye bir kitap yazmıştım. White Horse içiyorduk o yıllarda. Hatırladım ben. Atları da vurur. Mesela o gün bugündür İskoçya'ya gidemem yani. Evet. Bu abi bizden azaldı. Şey çekiyor insan ya. Az çekmişsin yani. Bence. Bakıyorum şimdi haline seni. Ya İrlanda'ya gidiyorum ya da. Bize viskiler daha iyi İrlanda. Özellikle son dönemde. Evet, yani. Evet, evet. Takdir ediyorum yani. Ben çok selamlar. Evet. Gerçekten... Erkek arkadaşım size merhaba diyebilir mi? Tabii ki diyebilir. Tabii ki yani. Aileler, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Üstad, gerçekten hani sizin sesinizi duymak ve doğrudan telefonla konuşmak benim için büyük bir gurur kaynağı diyebilirim ya. Estağfurullah. Estağfurullah, ne demek? Estağfurullah. Gerçekten
uzun zamandır, hani üniversite yıllarından beri dinliyorum. Eskişehir'de yaşıyoruz. Öyle mi? Evet. Hatta bu işte büyük gezimizin bir kısmında 6.45'e uğrayabileceğinizi söylemişsiniz ama evet, muhtemelen orada olamayacağız falan. Evet. Gerçekten üzüldüm yani ama mükemmel bir gezi olacağına eminim. Eyvallah, eyvallah. İyi akşamlar diliyorum. Tadını, tadını çıkart. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Uyku varsın. Sağ olun. Eyvallah. Amir sen... Hayır. Yok yani çift seçmeli. Ha, özür dilerim, pardon. Sen, ben başlar hayır diyeyim de. İspanya kraliçesiyle mi yapmıştın, İspanya kralıydı mı? İkisi de. Çünkü onlar kardeşti. Ayırmadım birbirini. Yani şimdi yani kardeşti derken evet yani bir kardeşlikleri vardı. Dolayısıyla şey yapmak istemedi. Şey. Ama şimdi bunu tabii o yıllarda söylesen mesela utanç verici bir şeydi. Hani kralla yatmak. Kralla da yatmak, yani kraliçeyle yatmak da bence utanç verici bir şey. Ben mesela hayatım 4 kez kraliçeyle yattım. Aynı kraliçeyle mi? Totalde yani. Tüm zamanlarda. 4 farklı kraliçeyle mi? 4 ayrı kraliçeyle. Elizabeth'i biliyorum. Aslında zaten Elizabeth... Yani... O savaştan önceydi, evet. O sayılmaz. Hayır ama yani İspanya kralıyla yatmanın sebebi bence Elizabeth'e olan düşkünlüğün mü senin? Ama akraba oldukları için zaten şey sayılmıyor. Yani sanki çok değişik bir şey yapmışsın gibi sayılmıyor. Sayılmıyor. Ha, o yıllarda da tabii. Politik herhalde yani. Hala bir kraliçeyle yatıyorum ben, artık sorun etmiyorum çünkü alıştım. Bir süre sonra insan alışıyor. Evet. Elizabeth ölmedi mi ya? Geçenlerde gömdük. Geçmiş. İyi bir insandı. Evet. Hatırlıyorum ben de, hayal meyal hatırlıyorum. Evet, evet, iyi. Ya yani iyilik sever bir insandı, öyle diyelim. O senin o olayından sonra bildiğim kadarıyla gemiyi tahsis etti de siz Amerika kıyılarına çıkmıştınız. O şöyle oldu. O özel bir gemiydi ve. Aslında emekliye ayıracağımız zamanlarda ben o yıllarda birazcık şey yapıyordum. Siz ne diyorsunuz? Armatürlük yapıyordum. Hmm. Armatör. Evet. O yıllarda armatör demiyorduk tabii de. Ama yani gemi inşası, restorasyonu gibi işlere bakıyordum. Hmm. Şey icabı, rol icabı. Politik. Bir takım politik. Dolayısıyla o ihale biraz bana kaldı. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Çok güzel bir gemiydi. Hala daha güzel bir gemi. Eyvallah. Yani şey, canım, tamam abi. Ya biraz... Bugün öyle saatlerinde yok, aklıma ya, takıldı evet, da. Evet. Çünkü şeyi hatırlıyorum. İlk kıyıya çıktığınızda bir yerli grupla karşılaşmanızı sen Güney Amerika'yı mı söylüyorsun? Yok. Kuzey'i mi söylüyorsun? Kuzey'i söylüyorum. Çay Partisi'ni mi söylüyorsun? O isyan sonra canım. Ben de vardım evet, orada. Tamam. Orada beraberdik zaten. Evet. Çayları denize döktük. O gün bugün kahve içerler zaten. Yani iyi yapıyorlar bence. Yani sabah kahvaltısında kahveye ben hala da alışamadım açık. Yani filtre kahve. Ben kahvaltı kahve içmem. Açıkçası ben de hiç tarzım değil ama uyarınca bir kahveye kimse hayır demez. Anlıyorum yani. Kimse hayır demez. Neyse bugün... Kahve işinden... Evet. O hala o yıllarda eksik kalmış bir sakalımız var bizim. Çünkü biz çok sebep olduk. Evet, çok yani çok sebep olduk.
Bunu bir düşünmek lazım. Aslında yani bir taraftan da borcumuz var krala. Çünkü Hudson Körfezi'nde Kürk içindeydik o yıllarda. Evet. Aşırı vergi yükünden dolayı aslında o olaya ön ayak olmuştun sen. Yani bir, yani bir kızgınlık anında. Halbuki anlık bir şeydi. Halbuki o vergi bugün namustur yani. Kutsal bir şeydir. Kutsal bir şey. Vereceksin. Yani. Vergini hemen bugün verdim mesela. Bir sürü vergi verdim bugün. Benim de yarın değil öbür günmüş. Yüklü ödemem varmış. Bugün muhasebeden şey geldi. Mail geldi. Ben yani yolda yürürken bile ödüyorum mesela vergi. Hepsi soru değil. Ben önemli olan şu hayatın devamı. Evet. Sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirlik. Yeşil ayak izi. Yeşil ayak izi. Şey. Lahmacun. Lahmacun. Yani. Beyti sarma. Beyti yoğurtlu. Sarma. Yok, belki çok sarımsak. Piyaz, şey, ızgara, köfte, piyaz. Piyaz, piyaz sirke. Sirkeli, tayinli piyaz mümkünse. Yani ben de çok önemli değil. Yani mümkünse kırmızı soğan. Atağın ne yapıyor şu an mesela? En son Pixies dinliyordu. Ona bir şey çalıyor, belki dinliyordur şey yapıyor. Takla. Nerede bu şeyi? Buna şey diyor geçen, siz hala program yapıyor musunuz diyor. Kaybedenler Kulübü, Salı, Perşembe, Standart Efendim. Standart Efendim'de Kaybedenler Kulübü'nü dinliyorsunuz. Darlı olsun Kaan Çaydanlı ve ben Mete Avunduk bu gece... Kadıköy Merkez Stüdyo'da 2023-18 yani. Ne oldu? Üst sayı canlı yayında sunuyoruz. Elimizdeki metinlerin hemen hemen 1/4'ünü geçmiş durumdayız. Biraz böyle garip, şunu çal bunu çal dipnotlar da var. Mecburen yani, yapacak da çalınacak şey yok. Ama ben sevdim bu şarkıyı mesela. Ha, çalınacak şey değil ama yani. Radyoda çalınacak. Ama çok hoş bir türkü. Evet. Bir tarafta. Yöresel bir şeydi o yani. Yöre önemli. Evet. Hatta bir dinleyenimiz var Hatice Hanım. İlk defa konuşuyoruz herhalde kendisiyle. Öyle mi? Evet, tahmin ediyorum. Merhabalar. Merhabalar, iyi geceler. İyi geceler Hatice Hanım. Evet, benim. Bayan Hatice. Nereden arıyorsunuz bizi acaba? Alaçatı'dayım ben de, Çeşme'de. İnsanlar ne kadar çok tatil yapacak ya da tatile ayıracak zamanı ve yeri var. Ben çalışıyorum ama burada. Alaçatı'da mı? Evet. O da iyiymiş, daha iyi. Evet. Herhalde çatıcılık yapıyorsunuz. Ala ala çatılar dediniz. Ya ama şeydir herhalde değil mi? Bir tatil yöresinde çalışıyor olmak pek tatil yapıyor anlamına gelmez herhalde. Yani benim için biraz farklı tabii. Yani işlerim erken bitiyor genelde. Ne iş yapıyorsunuz? Bir sakıncası yoksa sormaz. Ziraat mühendisiyim ben. Yeni mezun oldum zaten. İlk işim aslında. Yani mesleğinizi yapıyorsunuz. Evet. Çok ediyorsun. Ben ziraat mühendisliği okuyup işini yapan çok az insan tanıdım hayatımda. Evet. Ya benim var birkaç tanıdığım. Ama mesela ben de yapmıyorum. Tamam, ziraat mühendisliği özelinde söylüyor. Evet. Ya ben de ziraat mühendisliği yapmıyorum mesela. Ben de yapmıyorum. Evet. Halbuki okudum. Evet, ben de okudum. Ne üzerine ziraat mühendisliği şu anda çalıştığınız alan nedir? Kudret nar üretiyorum zaten. Ha, öyle mi? Enteresan. Evet. Kimin adına üretiyorsunuz? Kendiniz mi yapıyorsunuz? Anlamadım. Kendim değil maalesef, yok.
bir aile şirketi var. Onlarla birlikte. Orada çalışıyorsunuz. Ne üretildiğini ben anlamadım. Kaçırdım. Kudret narı pompa için. Pompa mı? Aha, pompa iyi geliyor. Ben de ekiyorum. Şöyle her gittiğim yerde ekerim yani kudret narı. İyiymiş be. Bu şeydir, o bir kabuğu vardır. Kabuğun içinde saklanır kendisi. Kudreti yani. Normal öyle olması lazım. Bir taç yaprakları aslında kapanır değil mi? Yanlış mı düşünüyorum? Yok yok, doğru düşünüyorsunuz. Çok faydalı, çok şifalı. Taç yapraklarını bir de yani şey bu, çilek gibi bir şey. Tamam, yani. Hafif açarsın şöyle, ha, toprağa doğru. Ha. Arsız bir şey. Yıllarca yani yaptığımız iş. Evet. Arsız bir şey, evet, sebze yani. Evet. İyi vallahi yani. Çok iyi, ben acayip çok, hoşuma gitti şu çok an. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Çok mutlu oldum sizinle görüşebildiğim için. Olmaz bir şey. Çok seviyorum. Gerçekten. Yalnız mısınız orada? Evet, yalnız. Allah Allah. Allah ben Allah, mesela bunu anlayamıyorum ya. Bizim balıkçı var orada, yeni terk edilmiş. Ya da terk edildiğini sanıyor. Onunla iletişime geçin. Evet, az önce dinledim. Ya koskoca Alaçatı'da. Hadi seni boş ver. Benim gibi bir tane delikanlı adam yok mu ya şey yapan? Kudretleri şey yapan. İhtiyacı olan diyorsun. İhtiyacı olan bahçesine. Ben anlayamıyorum. Ben mesela bu insanları anlayamıyorum. Sen insanları anlayamıyorsun. Ben genel olarak insanları senin problemin orada. Yani. Anlayamıyorum da bunu da anlayamıyorum. Ama bunu ekstra anlayamıyorum. Ama yani bunu özelleştirmen doğru değil. Bu özel bir noktaya odaklaman bu senin. Ama bu özel bir durum. Evet ama doğru değil yani. Ama bu özel, ama haklısın ama yani. Özel bir durum bu yani. Ya doğru, bence. Doğru değil ama haklısın yani. Teşekkür ederim. Tamam, anlayamıyorum. Ne yapayım? Evet. Vallahi canım bir bira şey açacağım. Bir kudret tane. Bir kudret birası. Varsa ben de bir şey, bir boğazım şey nemlensin. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler Hatice. Ben çok teşekkür ederim. Daha sık görüşelim. Daha sık görüşelim. Daha sık görüşelim. Yani insanlar gidince de orada olacaksın sen büyük ihtimalle. Evet. Yani. Daha güzel o zamanlar. İşte özellikle o zamanlar görüşelim. Eyvah eyvah. Teşekkürler, tekrar görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. İyi günler. Hakikaten yani bana anlaşılmaz geliyor. Şimdi bana anlaşılmaz gelen şey şu. Mesela ziraat mühendisi ol, kudret narıyla uğraşır. Tamam. Mesela ben ziraat mühendisi olsam buğday, arpa, ay çekirdeği. Ekmek yapılacak ay şeyler. Ay çiçeği. Tabii ya da yağlık tohum. Ya da yağı çıkarılacak. Evet. Ben zeytinciliğe girerim mesela. Bamya. Bamyacılık. Bamya işi çok zor bir iş mesela bence, bana kalırsa. Yani. Abi bence en kudretli ve kutsal iş ne biliyor musun? Şeylerin dışında tutuyorum. Yani üzüm ve zeytini ayrı koyuyorum. Allah çarpar. Bamya okey. Yine ayrı koy. Patlıcan ya. Ya patlıcan ya. Evet. Ya böyle bir hayvan var. Var ya, vahşedilmiş ya. Ve bunu sen mesela üretmek de elinde. Evet. Ve yapmıyorsun. Evet. Ya ben yapıyorum. Şimdi ben de var. Benim var. 8 çeşit patlıcanım var. Benim de var. Şöyle eggplant. Şu mor olanlardan. Evet. Ondan, en sevdiğim yemek benim imam bayıldıdır mesela. Allah Allah, tesadüfe bak. İmamı böyle şeyde. Ben mesela kurutulmuşunu her zaman evde asıp bulundururum. Ayrıca kurutulmuş patlıcan olmaya eve de girmem. Onu da baştan söyleyeyim de hani. Evet. Yarın öbür gün efendim niye gelmedin? Doğru. Onu biliyorum. Sen o özelliğini biliyorum. Kurutulmuş patlıcan girmeyen eve. Yani. Meta onu da girmez yani. Onun gibi bir şey. Bunu da herkes bilir aşağı yukarı. Yani, onun gibi bir şey. Neyse yani şey. Kale biberi mesela, kale biberi. Buyur. Buyur. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet. Hadi bakalım. Mesela son takıldığım hani böyle yarısı yeşil, yarısı kırmızı yaş olan biberler vardır. Bahçede şey yaparız. Hmm. Ya. Mor biber. Ya bu nasıl bir şey ya? Geçenlerde mor şili biberi bir arkadaş getirmiş sağ olsun, çantasından çıktı. Bir yere sür diye mi? Bir yere ek anladım ben onu. Direkt ektim. Mor böyle. Bir turşuya basıyorsun abi. Ya.
Tövbe. Şimdi geçen hafta eşimle şey yaptık. Domates. Hı-hı. Rende. Hı-hı. İki ölçü galiba ya da üç. Kıl biber. Hı-hı. Yarım kilo acı, yarım kilo şey. Tatlı. Kıl, beykoz kıl. Kıl. Bahçe. Hı hı. Büyük bir küvete koyarsın. Hı hı. Leğene diyeyim. Yaklaşık 1,5 çay bardağı sirke. Hı hı. 8 diş sarımsak ince doğranmış. Hı hı. Şey değil. Dövme yok. Yaklaşık bir avuç şey limon tuzu. Hı. Bir o kadar da normal kaya tuzu. Hı. Yarım bardağı biraz geçkin ama tama yetişmeyecek kadar zeytinyağı. İyi zeytinyağı. Hı. Bunları leğende iyice çevir. Hı. Biraz daha çevir. Hı. Çevir. Hı. Çevir. Kavanozlara koy. Hı. Kapat. Hı hı. 4 gün sonra iç. Şimdi o kavanozu beni koysan ya senden sesim, çok iyi. Sesim çıkmaz yani. Senden çok iyi şey olur bir kere. Yani sağlam proteinli turşu olur. Fazla doyurucu olur. İşte açıcı olarak önerilmez. Ben o anlamda demedim. Yani o kavanozu beni de koysan ses gıkım çıkmaz. Yani. Çıkmaz. Direkt fermente olurum. Gevirirsin olursa sen. Direkt fermente. Neyse şey. İsteyince nasıl güzel konuşuyorsun ya. İsteyince bak nasıl güzel konuşuyorsun. Allah gecinden versin. Güzel insan. Tövbe mesela. Abi vallahi. Şey, vallahi güzel insandın abi. Sen Allah sana da şey yapsın. Uzun ömür şey yapsın. Geçen gün lafın geçti. Vallahi bir Allah'ın kulundan bir şey duymadım yani. Korkudan dur. Doğru da. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Standart Efendi. Evet değerli dinleyenler, Kaybedenler Kulübü 2023-18 ne olduğunu üstüne değerli dostum Meta olduk. Ben Kaan Çaydanlı. Kadıköy Standart Efendi Merkez Stüdyolarında canlı yayındayız. Sanıyorum Beste hattımızda. Akşam kalıplarımızdan biri. Beste merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler Beste. Sen en son nerede bırakmıştık biz? İstanbul'daydım. Sonra Bursa. Şimdi Rize. Hala Rize'deyim. Ha, en son Rize'deydin. Evet. Hı-hı. Son konuştuğumuz. Ben şey için aradım. Hı. Çok önemli bir şey için aradım. Çok merak ettim. Lütfen. Dinliyorum. Evet Kaan Bey, sizi rüyamda gördüm. Allah kurtarsın. Hayırdır bir şey. Ay ne olur anlatayım. Lütfen. biz komşuymuşuz meğer. Allah Allah. Ve akşamları mahallede böyle bir kaldırımda köşede her akşam oturuyormuşuz. Ya böyleymiş. Öyle hissettim. Neyse sonra geliyorum ben pıtı böyle yanınıza. Nasıl sonra geliyorsunuz? Sonra pıtı bira içiyorsun. Pıtı mı? Allah Allah. Gözümün önüne geldi bir şey ama. Öyle değildir canım. Öyle değildir. Değildir. Estağfurullah. Neyse. Bira içiyorsunuz. Ben de istiyorum diyorum. Hiç bira içmeyiz. Seni veriyorsunuz. Sonra bir tane veriyorsunuz. Sonra alıyorsunuz elimden. İşte sana daha ucuzunu vereceğim diye başka bir tane bir yerden işte bir altılık bir tane oradan bir şişeden çıkarıyorsunuz. Sonra şaka yaptım falan diyorsunuz, onu yerlere döküyorsunuz. Diyorum hay Allah. Bak insanların sonra şeyindeki hayalindeki ne kadar şekline bak. Ha, gösterip de vermiyormuş gibi bir şey çıkıyor buradan ya. Yani yani. Bunu bu akşam psikoloğumla konuşacağım ben.
Uzun uzun konuşun bence. Olur canım. Nasıl bitiyor çok peki? Çok eğlenecektir. Bu kadar mı yani? Sonra yok yok bu kadar değil. Küçük bir kız çocuğu geliyor. Böyle 3-4 yaşlarında belki. Bira ve sigara istiyor. Biz de vermiyoruz. İyi insanlar olduğumuz için. Sonra artık uyandım. Bu kadar. Aa. Evet. Peki ne hissettin sonra? Tamam işte. Ama ben şey düşündüm. Enteresan bir şekilde Kadıköy'e taşınıyorum tekrar büyük ihtimalle. Hayda. Dedim bu bir işaret herhalde ama niye böyle bir işaret? Böyle şey bu rüya mı devamı mı bir şey mi bu? Gerçek mi? Bu gerçek kısmı evet. Vallahi bak. Hayırlısı. Hayırlısı var yani rüyalar ters çıkarmışlardı. İş. Yani Kadıköy'ün tersi neresidir bilmiyorum. Bakırköy falan. Pendik de olabilir. Pendik de olabilir. Hayırlısı yani bunu analiz etmek lazım tabii. Yani bu böyle bir rüyayı tetikleyecek ne yaşamış olabilirsiniz o gün içerisinde? Sizin aranızda bir şey düşünüyorum. Oldu mu bugüne kadar? Sabah. Yok yatmadık hiç. Ya. Bu sabah gördüm vallahi. Hem de bu taze rüya. Ha, sabah evet. Rüyası. Zaten öyle olur. Uyanmaya yakın olan rüyalar atıp. Bu ıslak rüya gibi bir şey mi? Seks yoktu canım değil mi? Ama ıslak yani. Yani yerlere bira dökmek yani. Bence ıslak rüya. Tabii canım. Çünkü yani bira şişesi farlik bir şeydir belki. Olabilir. Rüyada. Kız çocuğun olacak. İşte çocuğumuz oluyor sonra. Onu koruyoruz ve kolluyoruz. Yavaş. Benim çocuğum olmuyor zaten. Ben bağlattım. Ben de deldirdim. Hay Allah. Ama yanlış bağlamışlar. Tersten bağlamışsınız. Ucunu bağlamışsınız. Ay. Böyle çok acayip bir anım var benim gençliğimden. Onu anlatmayacağım müsaade ederseniz. Ben biliyorum. Yine gösterip vermiyorsunuz yani. Beste hayırdır inşallah diyorum en kısa zamanda. Tekrar görüşelim yani gelişmeleri takip ederim lütfen. Ya Beste tamam, görüşürüz. Tamam. Çok teşekkür ederiz biz aradığınız için. Kendim. Sen de bana. Çav çav. Evet yani şey bilmiyorum. Rüya bu abi. Analiz ya, etmek rüya. Lazım. Evet. Sadece şöyle şeyler var. Ya niye ucuzunu veriyorum mesela? Hani bu tabii canım yani. Ve evet, sonra ucuzunu tabii. Yere döküyorum. Mesela. Bence rüya kişiden kişiye aktarılacak ya da yargılanacak bir şey değil. Hani o rüyalara inanmam, hani fala inanmam gibi. Yargılanacak bir şey değil. Yani, evet, yani tamamen. Yorumlanacak bir şey ama bir Freud tarafı var ya. Tabii, psikanalitik bir süreç yani. Evet. Yani çözümlemek gerekir ama bu bir uzun bir analiz çok de, mümkün ya da İşte Beste'yle bizim uzun uzun bir yerde oturup bayağı bir karşılıklı şey yapmamız lazım. Konuları konuşmamız lazım yani. Karşı şöyle. Ha. Ya da böyle yan yana da uzun uzun yani. Uzanarak şöyle de olabilir. Uzanarak da olabilir, şöyle de olabilir. Şöyle de olabilir. Ya şöyleyse zaten bir süre sonra böyle olur. O hoşuma gitti mesela benim. Ben izlerim. Oluyor yani böyle oluyor. İzlerim. Yani şimdi hani tesadüf yoktur. Dan başlayarak konuşursak insanların rüyalarını ya da birbirlerine anlattıkları rüyalarını. Çünkü insanlar genellikle rüyalarını kimseye anlatmaz. Ha. Rüyalar çünkü çok kişiseldir. Bir de rüyalar zaten hatırlanmaz yani hatırlanmak genellikle için de değildir. Evet hatırlanacak malzeme değildir aslında. Rüyayı hatırlamak kazadır yani. Ya
O rüyanın hemen üzerine uyanmışsınızdır. Ya da rüyanın üzerine gördüğünüz şey olmuştur. Evet. Tam anlatacağım şey bu. Şöyle bir şey gördüm. Rüya. Bir arkadaşım var. Eşi benden yardım istiyor. Yani hatırlamıyorum, hatırlamayız ya. Hmm. Bir şey var. Ama onları gördüm. Hmm. Bunlar uzun yıllardır görmediğim arkadaşlarım. Şey, karı koca. Eşi benden yardım istiyor. Bir şeyle ilgili hatırlamıyorum. Detay yok. Birkaç gün sonra birisinden ondan ayrıldığını duydum. Ama çok gene çok alakasız yıllardır görmediğim birisi. Hani tesadüf yok ya. Bu örümcek işte. Örümcek var. Örümcek. Evet. Her şeyin bir nedeni var mıdır? Bu soruya iki, biliyorsun ki iki şekilde cevap verilir. Evet, her şeyin bir nedeni vardır. Hayır. Her şeyin bir nedeni yoktur. Yani çok tabii uzun ve derin bir konu bu. Nedensellik, gereklilik, determinizm. Aziz Augustinus'tan başlayıp Hegel'e kadar bizi sürükleyen bir yumak bu. Ama benim bu soruyu sorarken ki bugünlerde özellikle geçen programda da konuştuğumuz gibi yani gündelik hayatına dokunmayan şeyler üzerine düşünmek mümkün mü sorusundan yola çıkarak sanırım yine özgürlük kavramıyla çatışan bir nokta da bu soru karşıma çıkıyor. Bunu daha fazla uzatmayacağım. Çünkü uzun bir sezon var önümüzde. Yıldayından itibaren. Çok şey mi? Çok. Ve bu konu benim kafamda pek sakinleşecek gibi gözüküyor. Ses yok. Soru yok. Halbuki hep insan kendi kendiyle konuşur. Şimdi konuşmakta zorlanıyorum açıkçası. Rusya'dayım. Çalışmak için geldim. Merak ettim. Çoğu arkadaşımın hayali buraya gelmek. Benim değildi. Çok fazla hayal kurmuyorum. Biraz zorlanıyorum. Okuldan yeni mezun oldum. Yeni mezun olunca herkes sizi sıkmaya çalışır. Çalışıyorlardı. Az para verip çok çalıştırıyorlar. Bazen düşünüyorum bütün bunlara değer mi diye. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Standart FM. Standart FM'de Kaybedenler Kulübü'nü dinliyorsunuz. Değerli dostum Kanca Aydanlı ve Mehmet Avunduk. 2023-18 ne olur Nisan'ın artık sonlarında hayat, kadınlar ve aşk üzerine koştuğumuz bu programda şimdi Medine ile merhabalaşacağız. Merhaba Medine. Merhabalar. Nasılsınız? Ya, sizi sormadım. İyi olmaya çalışıyorum. İyi. Ne bu çok iyi. En son nerede bırakmıştık seni Medine?
En son beni Sinop Boyabat'ta bırakmıştınız ama çok şey değişti. Sinop'taydın değil mi? Evet. Evet. Son konuşmamızda bir ilişkin var falan demiştim. Evet. Evet, ben o zaman sizden şey olarak uzaklaşmıştım. Ne denir ona? Tensel. Tensel olarak. Ha, her şey prensip olarak ilişkisi olan insanlarla ilişkili miyim? Senin ilişkiyle ilgili bir şeyim var bence, problemim var. Doktorum da söylüyor. Senin ciddi bir ilişki problemin var diyor. Ben de bundan çok memnun olduğumu söylüyorum. Ben de sordum geçenlerde, ilişme dedi. Bu elleşme gibi bir şey. Ha, ilişme yani. Evet. Ne oldu Medine peki? İlişki? Yani ayrıldım ama çok da şey yapmadım. İyi yapmışsınız. Çok şey yapmamakla. Yani 200 yıldık falan. Sonra artık İzmir'de yaşıyorum. Meslek yani, devam mı? Meslek devam. Buraya tayinim çıktı. Çok iyi. Çok iyi. Aynen öyle. Yeni bir hayat. Var mı gözüken bir ilişki falan bir şey? Yok. Yani istesem olur ama ben artık insanlara kapattım ya kendimi. Ya kötü bir deneyim mi yaşadın? Hayatıma kolay kolay birini almayan biri olarak, çünkü ne kadar kırılacağını biliyorum. Bunu anlıyorum, biliyoruz ki. Ya evet. Ya mesela Akasyalıların. Sert kışları nasıl atlattığını düşünmek lazım. Böyle zamanlarda. Akasyaların mı? Evet. Şey, hangi bölgedeki akasyaların? Genellikle Karadeniz. Karadeniz. Çünkü çöldeki akasyalar için şey, yani yazı atlatmak. Bunlar daha çok çok akasya. Akasya. Şey. Akasya. Çölde bir, çölün ortasında, Sahra'da anlattım mı daha önce bilmiyorum. Bir tek bir ağaç vardı eskiden. Bilir misiniz hikayesini Medine? Hayır. Yani bir Sahra'nın ortası, herhangi bir şey yetişme ihtimali yok ama bir ağaç var orada. Çok da büyük de değil ama yani ağaç yani. Ağaç. Kökü var sonuçta. Evet. Ve bu tabii uzun yıllardır orada. Ki öyle olur. Yani kolay ölmezler yani. Çünkü suyu bulmuş. Evet. Bu çölde bir rengi noktası olmuş. Yani yol bulmak için. Evet. Genellikle hep onun altında gecelenmişti kervanlar, yolcular. Dolayısıyla da çok önemli bir şey. O ağaç yok olursa o, aslında o nokta da yok. Çünkü o noktayı bulmak da artık tabii. Mümkün olmuyor. Sonra araştırmışlar bu nasıl yaşayabiliyor bu kadar susuz bir ortamda diye. Dediğin gibi suyu bulmuş. Suyu bulmuş. 60 metre inmiş kökü. 60 metre aşağıda bir antik bir göl var. Yani şeyin, Sahra'nın o bölgesinde. Bütün nemi biriktiren bir yer var. Evet, o yeraltı gölü yani. Dolayısıyla oradan 60 metre kök, işte 5-6 metrede boyu olan bir ağaç. Ona haddini bilmek denir. Evet. Fakat tabii bu bir durma noktası olduğu için, bir buluşma noktası bir anlamda.
Eskilerin PTT önü ya da işte Boğa ya da işte parkın bilmem neresi. Nereler vardı Amir? Kızılay'da şehir önü vardır, ünlü. Oha, çok uzun zaman oldu. 30 yıl oldu, hatırlamıyorum. Hani şey gibi diyeceğim sana. Ankaralı şeylerimiz yazsınlar. Hani Kızılay Meydanı'nda bir tane bir şey vardı. Beymen mi? Yani yeni Karamürsel gibi. Hmm. Onun önünde buluşur. Taksim'de PTT'nin önünde. Ben PTT'yi çok iyi hatırlarım. Mesela yani cep telefonu falan yoktu o yıllarda. Evden çıkmadan eğer karşıdaki telefonu varsa arardınız ya da işte ilk bir gün önce ayrılmadan saati belirler giderdiniz. Tabii. PTT'nin önünde bekleyen insan yığını olurdu. Sürekli saatine çok bakardı. Çok ciddi, evet. İnanılmaz bir kalabalık olurdu. Sonuç itibariyle burası da böyle bir yer olmuş. Ama ben burada kritik nokta mesela o ağacın yok olması halinde o noktanın da yok olacak olması. Evet. Yani doğru. Bir daha bulunamaz kadar yok olacak. Fakat bu ağacın başına birkaç şey gelmiş. Bir tanesi bir araştırma heyeti orada konaklarken jiple çarpmışlar. Bir şey olmamış. Bir başka sefer işte ateş yakmışlar, tutuşmuş. Mangal yapmışlar. Mangal yapmışlar. Herhalde akrep çevirme falan. Tutuşmuş. Bir şey olmaz onun. En sonunda da bir uçak düşmüş. Üstüne. Bu son şeyde ölmüş hayvan. Uçakta o biraz uçak ciddiymiş. Uçakta herhalde oraya inmeye. O senin şey gibi deniz evet. Deniz uçağıyla çöle inmen gibi. Onun gibi bir şey. Sonra tabii bu yer kaybolmasın diye oraya Araplar bir heykel yapmışlar. Bir ağaç heykeli mi? Bir tür elektrik direği gibi bir şey demişler. Ya. Çok acayip yani. İyi gökdelen yapmışlar. çöl manzaralı. Rezidans. Hayatta gitmek istediğim yerlerden biri. Yani. Gidip o direği yok etmek. Bu ağacın bu şeyini mahpushaneye kuma gömmek istiyorum. Öyle yani Medine. Bir sorum var o zaman. Tabii. Memnuniyetle tabii. Ben o çöldeki ağaç mıyım yoksa normal bir ağaç mıyım? Bence ağaç değilsin sen baya bir kadınsın yani gördüğüm kadarıyla. Kadınlar çiçek midir? Yani sanki evet dememizi ister gibi sordum ama yani. Hayır. Normal bir soruydu bu. Yani bu şöyle mesela enginar da bir çiçektir. Yani evet yani çiçek kadınlar çiçektir. Evet çiçektir o zaman. Hadi rahatlayalım. Hadi niye sıkıştırmak istiyorsun? Çünkü yani tabağın içine neden çiçek bizde hani ilk akla gelen güzel kokan şeydir çiçek. Çiçek bir üreme organıdır her şeyden önce. Evet. İki. Ya şimdi çiçeğin kokusu da şöyle neresini kokladığımız çok önemli. Çiçeğin kendisini koklarız biz. Bir şeyini koklamayız. Arılar için durum başka. Tabii. İşte arılar tarafından, sinekler tarafından bakarsan başka. Dünyanın devamı için başka türlü üreme olmuyor. Çok karışık. Güzel görüneni var, güzel görünmeyeni var. İyi, bu arada şunu söyleyecektim. Hani her çiçek güzel kokmaz. Yani biz güzel kokanları biliyoruz. Hatırla şeyde o Avustralya'nın orada küçük bir ada vardı.
kıtadan öbür tarafta. Evet. Canavarı falan var onun. Gine tarafında. Tazmanya. Bir akşam amirle bir araştırma gezisindeyiz. Akşam düşünün yani, yani nasıl bir araştırma gezisi. Yani o zaman biyolojiyle çok ilgileniyordu amir. Özellikle endemik türlerle çok ilgileniyordu. Ben de geleyim bari. Sen ne demiştim? Çünkü zaten Avustralya'da bir arkadaşımı ziyaret edecek. O endemik bir arkadaştı. Endemik bir arkadaştı. Geleyim bari senle dedim. Hani o kadar yol şey çekilmez. Çünkü gemiyle gittik. Yani, tekne diyelim. 12 metre. Yani 11. 11. İnç üzerinden. Ya, 11 üzerinden uçağa geliyor. Yani. Uzun bir yolculuktu. Araştırma gereği adanın ortalarında bir yerdeyiz. Ve bir daraldım. Çıktık şeyin önüne, edine, çadırın önüne. Birer sigara yaptık, birer Efes. Efes mi açmıştık Tubor? Ne bileyim, pirinç rakısıydı. Pirinç galiba. Rakısı mıydı artık, neyse. Ucuz biraydı yani. Ucuzdu. Ben ucuz birayı dökerim genelde. Ya ben de içmek istiyorum. Tüm rüyalarda da böyle. Ağzıma sürme. Tüm rüyalarda da böyle gözükürüm yani. Böyle bir koku geliyor. Bir şey ağır şey koku. Bayağı ceset kokusu gibi. Ben Mete'ye baktım, o bana baktı. Birini mi öldürdün dedim. Bugün değil dedi. Bu koku ne o zaman dedi. Yani aynı soruyu bana sordu. Yani bir, sen mi birini öldürdün dedi. Ben de bugün değil demiş olmalıyım. Çünkü o gün hakikaten kimseyi öldürmemiştim. Ve kokuya doğru gittik. İnanılmaz güzel bir çiçekti. Evet. Gece evet. Gece açan. Ama etçil bir çiçekti. Evet. Yani o leş kokusuna gelen fareleri şey yapıyordu. Sindiriyordu. Aynen öyle. Dolayısıyla bu da bir çiçekti yani. Ve evet. Güzel gözüküyordu. Ve korkunç koku. Ve fare yiyordu. Evet. Fare sevmem. Ben de çok hoşlanmam. Yani yemekten hiç hoşlanmam. Gerçi tapira benzer bir fare yemiştik seninle şeyde. Nijerya taraflarında. O sayılmaz çünkü şeydi, çevirmeydi. Yani onlar fareliği kalmamıştı bir yerden sonra. Bir şeyi şeyde yani, ateşte yeterince çevirirsen yani. Yani işte sana birisi çöpe yani, atacak halin yok yani. Yani. O kadar çevirmiş. Açız orada. Yani. Yalnızlık da vardı. Yalnızlık daha çok. Çok zor bu. Öyle yani Medine. Ya bu işler şey Medine. Memnun musun İzmir'den? Yani insan kendinden memnun olmayınca gittiği yerde pek bir şey değiştirmiyor. Ha, bu kritik bir şey. Cevap. Peki. Nereye gidersin? Git kendini götürüyorsun. Peki. Havalar biraz soğusun, tekrar konuşalım. Evet. Tamamdır. Teşekkür ederim. Güderiyle konuşmak iyi geldi. Eyvallah. Hakeza. İyi geceler. İyi geceler. Sezgi'yi arayacağız. Sezgi Selimiye de bizi bekliyor şu an. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Standart FM. Merhaba Sezgi. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız Mete? Çok iyi, teşekkür. Çok güzel. Sizi duyduk daha yok. Teşekkürler. Geçen hafta takip edemedim. Evet, görmüştüm oysa ki. Fark ettik. Ha, geçen hafta bana takip edemedim. Ben bugün de takip edemedim ama yaklaşık 45 dakikadır sanırım dinliyorum. Çok iyi. Bence çok iyi.
23'te başlıyorsunuz ama değil mi? Evet. Son fazla. Zamanlarda. Yaz tarifesi evet 23'te başlıyoruz evet. Doğru evet. Tamam. Selim yeğenimiz. Evet evet. Ne yapıyorsun? Selim yeğeni. En son yine oradaydın galiba. Evet ben bir ay bir buçuk ay oldu buraya geldim. Çöktün mü oraya? Az önce denizden çıktım. Soğuk değil mi orası? Ay, şu an çok sıcak. Gerçekten deniz şu yani. An çok sıcak. Deniz şu an çok sıcak. Allah Allah Allah. Ben böyle sayıyorum. Hayatımda deniz. Gerçekten şu an. Hayatımda sıcak. Hiç deniz çok sıcak dediğim bir şey hatırlamıyorum. An. Benim bir Mersin'de oldu bir de burada oldu valla. Ben de burayı böyle beklemiyordum. İlk defa ben bu kadar kaldım burada. Ne ben yapıyorsun? Bu kadar kalmamıştım. Yoga mı yapıyorsunuz orada? Hiçbir şey yapmıyorum. Yok yok yoga yapmıyorum. Aa, yogaya online başladım tabii ama. Bir şey yapmıyorum ya. Ne çok iyi bu. Aha, aynen. Bazen çalışıyorum. Bazen de hiçbir şey yapmıyorum. Çalışırken de hiçbir şey yapmıyorum bence. Bir iş teklifiyle geldim buraya çünkü. Ve kabul etmedin mi? Yok kabul ettim. Deniyorum. Denediğim anda da birinci haftada ben Mersin'i kapattım bu arada. Komple. Evet evet komple. Ya iyi çok sıcak orası ya. Aynen bütün eşyalarımı hediye ettim. Sadece kitaplarımı ailemin yanına gönderdim. Buraya da ıslık çantamla geldim. İşte bir ay önce. Çok iyi. Nasıl değişik şey? Şeyler. Seks hayatın nasıl? Var mı bir hareket? Ay, yok yok istemiyorum ya. Bu ara hiç gerek yok. Sen PYT mi oldun acaba ya? Ben erken PYT ya da erken dönem falan geldim. Yani. Hiçbir şey olsun. Yok ya PYT bilmiyorum. Denk gelmiyorum diye. İyi bari. Çok da gerekli bir şey değil şu an. Değil canım. Yani hiçbir zaman. Siz PYT'den memnun musunuz şu an? Ben çok memnunum. Ben de bir uğraşayım o zaman ona. Ben çok memnunum ben. Yani bazen mecbur kaldığımız oluyor tabii yani. Herhalde canım tabii yani. O sınırlarımızı ya o, zorluyoruz. Statü gereği. Yani. Ya o oluyor evet. Tamam evet o yapacak oluyor. Yapacak bir şey yok. Artık elimizden ne gelirse yapıyoruz öyle şeyler. Evet, evet. Benim gerçeğimden pek bir şey gelmez. Benim yani. De. Yani daha çok şeyimdir. Evet. Yani. Öyle yani. Bizde de çok enteresan bir şey yok. Bir iki hafta kadar herhalde olmayacağız. Bir Motofest. Üç hafta diyelim ona. 2000-2000 yapacaksınız. 4000 falan olacak o değil mi? Evet. Gidişi dönüşü. Valla ya neyse artık plan yapmayacağım ya. Ne zaman plan yapsam olmuyor. Ben yapmıyorum. Durum böyle yani. Bizde onun dışında burada da havalar sıcak bir Kadıköy'de bir nemli bir hal var. Yani kalabalık sanki biraz daha az. Öyle değil mi abi? Evet. Ama evet. Yani güzel bir yaz sonu akşamı evet, evet, bir saat diyebileceğimiz akşamları da heyecanla bekliyoruz aslında. Yani. Bitirdik mi yazı? Sanki. Evet. Sanki. Eskiden Ağustos 15 dedin mi İstanbul'da fırtına çıkardı. Oradan anlardık ha, sonbahara evet, giriyoruz evet, diye. Evet, evet. Onu söyleyecektim biliyor musunuz Kaan? Tam Ağustos 15'te önceden sonbahar gelirdi. Ben de Trakyalıyım. Evet. Ailem Trakya'da hala hani 15 Ağustos deyince evet sonbahardır yani. O yüzden 1 Eylül de benim için yılbaşıdır. 2 gün sonra yılbaşını kutlayacağım ben. Selim yedi bu sene diyeceğim işte. Bu arada 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da kutlamış olalım. Doğru onu kutlayalım. Yarın evet, hatta yarın. Şu anda. Harika bir bayram. Evet. Mühim bir bayram. Bu arada ben tüm Kaybedenler Kulübü dinleyenlerinin geçmiş Cumhuriyet Bayramı'nı da hazır yeri gelmişken. Ben de geleceği de kutluyorum. Geçmişini iki kere kutluyorum. Kutlayalım ama. Ve yani hazır Cumhuriyet Bayramı demişken yaklaşmakta olan Christmas Bayramı'nda mübarek olmasını dilerim şimdiden. Mübarek olsun. Sen bir şey kesecek misin yılbaşında?
Ben Wellington yapıyorum. Sor Wellington. Beef Wellington. Beef Wellington. Benim yılbaşı şeyim standarttır, evet. Değişmez. Ben belli şeylerin değişmesine tahammülü olmayan. Olmayan bir adamsın. Psikolojik olarak öyle. Standarttır bir şey. Belli bir insanım. Psikolojim var. Bundan da memnunum. Sezgi, bu arada hala daha suyun içinde misin sen? Bir kısmın içinde, evet. Ha, iyi bak. Hangi kısmın içinde? Belden aşağısı diyebilirim. Gözümün önüne getirmeye çalışıyorum şu an. Belimden aşağısı. Üşütme. Sistit falan olmayasın sonra. Ay, olmayayım lütfen. Yok yok, olmam. Neyse, sen bir şeyini değiştir. Bir üstünü. Mayanı bir değiştir. Az önce değiştirdim. Yazdıktan sonra değiştirdim aslında. Sonra baktım program uzuyor. Muhabbet de. Ayrıca bir daha değiştir sorumu. Evet. Bir daha değiştir. Şeye gelmez yani. Şakası olmaz. Yok artık. Çok teşekkür. Çok teşekkür. Sesi duymak çok güzeldi yine. Keyifliydi. Evet, katatıyor muyuz yine? Evet. Sisi. Aynen. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Çok. Hoşçakalın. Çıktım, ayağını değiştirip oğlum. Hadi. Tamam, hadi hemen çıkıyorum baba. Hadi baba. Değiş. Siyahları giy, siyahları. İşte hepsi siyah zaten. Bay bay. Bir nefes alalım mı? Çünkü bir özet durumumuz var yani. Evet yani, evet. Çünkü bugünkü programı özetlemezsen de hani sana, hakikaten. Sana güzel bir şey çalıyor. Çöyle. Yani çok sık karşılaştığım bir teklif değil, çok memnun olur. İğrenç bir şey de çalabilirim. Güzel bir şey çalıyor. Aa, buldum. Güzel şey. Güzel bir şey. Adam diyor ki yani masa diyor ya. Masa, tahta hem de. Wood. Olur böyle bazen. Ya senden vefalı çıktı diyor yani. İşte oldu böyle. Çünkü bazen durduğu yerde duruyor diyor. Ne oldum demeyeceksin. Ne oldum diyeceksin. Oldum. Diyeceksin. Bir de bir hendek sözü var. Hendek atasözü mü? Hendek atasözü. Hendekli Ethem Bey'den derlenmiş. Ayakkabı giymeni gerektiren her yer uzaktır. Evet. Güzel. Bu işte Tanpınar'ın aslında ya çok iyi bu. Yani çok iyi. Neden biliyor musun? Şeyiyle aynı. Anadolu bekleme yeridir. Yani hep bir erinme. Hep bir üşenme. Hep bir ya dur. Bekle. Erteleme. Ya bir gitme. Ha. Bir dur bakalım. Bir dur. Dur bir hele dur. Dur hele bir. Ya bir yani, ayakkabını giyeceksen uzak duruyorsun. Gitme, boş ver. Yani, ya inanılmaz bir. Evet. Aynı. Değerli dinleyenler, Kaybedenler Kulübü'nün 2023 18 Nolan Üstası'na. Değerli dostum Mete Avunduk ve ben Kaan Çaydamlı icra etmiş olduk. Tabii ki her Kaybedenler Kulübü programında olduğu gibi her ne kadar boş konuşuyor olmakla suçlansak da hiçbir şeyi havada bırakmama prensibimiz gereği. Ve ayrıca hani iki saat oturup her şeyi dinlemektense Meta Amir özetliyor dinlemenin yeterli olması.
vesilesiyle. Estağfurullah. Bir kısa bir özet rica ederim. Bugün köklerden bahsettik. Bir yerde durmaktan ve orada olmaktan, razı olmaktan, iz bırakmaktan ve iz olmaktan, daha doğrusu bir işaret olmaktan bahsettik. Buna kalıcılık ya da bırakılmışlık diyebileceğimizi, bu ikisinin günün sonunda aynı yöntemle aynı kapıyı açacağını bahsettik. Fermantasyondan. İyi turşu yapmanın nasıl bir bilgelik olduğundan bahsettik. Uzun uzun. Bugün yazdan, kıştan ve aslında bütün gece ağaçlardan bahsettik. Evet, daha dinleyenler, Kaybedenler Kulübü'nün bu nüshası her zaman olduğu gibi yine Montana çetesine adandı. Hayatı ve kadınları hala da öğrenmek zorundayız. Adandı. İnanın kalmak isterdik burada sabahın İlerleyen saatlerine kadar, ama takdir edersiniz ki bizim de bir seks hayatımız var. Değerli dostum, Mete Unduk ve ben Kaan Çaydamlı, kendi adıma hepinize iyi geceler dilemek isteriz değerli dinleyenler. Tabii eğer böyle bir şey mümkünse. Hoşçakalın. Kaybedenler Kulübü Salı